Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aynı hamurdan 6 ayrı model elmalı kurabiye yapımını göstereceğim. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye. Hamuru öyle, kıvamı öyle. Yapımına geçelim. 4 tane orta boy elmamız var. Tenceremize rendeleyelim onları. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Bu hamur için elmam biraz fazla geldi. 3 tane elma da koyabilirsiniz siz. Elmalarımızı suyu çekene kadar iyice pişirelim arkadaşlar. Elmalar suyunu çekecek. Şu kıvama gelince ocaktan indiriyoruz. 1 çay bardağı toz fındık, ince öğütülmüş fındık, 1 çay kaşığı dolusu tarçın ekleyerek soğumaya bırakalım. Evet, soğumaya gönderelim hamurumuzu, iç harcımızı. Şimdi iç hamur malzemesine geçelim. 125 gram oda sıcaklığında yumuşak margarin veya tereyağı, 1 orta boy çay bardağı sıvı yağ, 1 orta boy çay bardağı yoğurt, yine aynı bardakla toz şeker, pudra şekeri yok bunun içinde, toz şekerli oluyor. O da çok büyük avantaj, her zaman elimizin altında olmayabiliyor. 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 su bardağı toz nişasta. Buğday, mısır nişastası hiç fark etmez. Ve bir tane yumurtamızı kırdıktan sonra malzememizi krema haline gelene kadar elimizle iyice yoğuralım. 3,5 su bardağı unumuzu ekleyerek oldukça güzel kıvamlı bir hamur yoğuralım. Unumuz kalitesine göre azalabilir, çoğalabilir. Biraz dikkat ederek onu kullanalım. Unumuzu hiçbir zaman aynı anda koymuyoruz. Yine tezgaha alıyorum hamurumu. Bütün unu yedirene kadar çok güzel kıvamlı bir hamur yoğuracağım. Evet, hamurumuz hazır. Yumuşak, kıyır kıyır bir hamurumuz. Evet, hamurumuzu düzelttikten sonra şekil aşamasına geçelim. İşte bu şekilde ben birkaç beze yaptım, hazırladım. Bu ham bezelerimize şekiller vereceğiz inşallah. Patates doğrayıcısıyla ilk şeklimizi yapalım. Patates dilimleyicisiyle. Yani elmalı kurabiyenin o kadar çok modeli var ki arkadaşlar. Yani hani İnanın 15 çeşide kadar çıkabilir şekil olarak. Ben birkaçını gösteriyorum size. Çok şey de değil yani, hani elinizin altında ne varsa süzgeçle bile şekil verebilirsiniz. İlla çok hani kalıbımızın olmasına gerek yok. Evdeki aletlerimizle, evde mutfak gelişlerimizle inanılmaz farklı şekiller çıkabilir. Patates kızartma tenceremizin süzgecinden bile şekil çıkarabiliyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda onları da göstereceğim size vakit buldukça. Ama bugün sadece birkaç model olarak birkaç model gösterebileceğim. Evet, bu kömbe kalıbımızla ilk şeklimizi yapalım. İkinci şeklimizi pardon. Bu şekli çok seviyorum. Kurabiyelere çok yakıştırıyorum ve çok kullanıyorum. Evet. Ters çeviriyoruz yine her zamanki gibi. Evet. Üçüncü şeklimize geçelim. Üçüncü şeklimizde yine elimizle açabildiğimiz kadar açalım. 3, 4, 5 kesik atalım hamurumuza. İç harcımızı koyarak saralım. Bu şekilde elmalı kurabiyeye çok yakışıyor. Evet, üçüncü şeklimizi de yaptık. Dördüncü şeklimizde aynı bu şeklin düzünü yapalım. Kıvırık hali olmayanını. Elmalı kurabiye herhalde herkesin evinde severek yaptığı, büyük küçük herkesin çok sevdiği bir kurabiyedir. İnşallah tekrar yapacağım. Daha farklı modeller de göstererek yapacağım.
Evet, beşinci şeklimizi de elimizdeki hamurdan biraz açtım bu şekilde arkadaşlar. Yine iç harcımızı koyarak sadece bir ucunu kıvırdım. Bu şekilde de çok seviyorum. Çok yemesi de kolay oluyor. Görüntü olarak da çok şık oluyor. Evet, gördüğünüz gibi oldukça kolay ve güzel. Dördüncü şeklimizi de yine kare kestim arkadaşlar. Kalıpla kare kestim. Kalıp yoksa bıçak da kesebilirsiniz. Ortalarına bir fiyonk atarak bunlar da çok güzel bir şekilde oldular. Evet, altıncı şeklimiz de bu. Evet, şimdi pişirmesi çok önemli elmalı kurabiyenin. 6 çeşit elmalı kurabiye yaptık. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda 150 derecede 10 dakika pişireceğiz. 10 dakikadan sonra fırınımızı 130 dereceye alacağız. Kızartmadan beyaz kalacak şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Hani süresi her fırına göre değişebilir. Biraz kontrol edelim. Çok kurutmayalım, çok da yumuşak kalmasınlar. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine pudra şekeri serpelim. Afiyetle yiyelim. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.